dünyasındaki başarılı iş kadınlarımızı tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda Not Kozmetik Genel Müdürü Beril Koparal var. Nasılsınız Beril Hanım, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Tülay'cığım, iyiyim. Sizi yakından tanıyalım istiyorum. Bana biraz bahseder misiniz? Eğitim hayatınız, nasıl bir ailede büyüdünüz? Anlatabilir misiniz? Tabii, hani ilk önce en küçükten başlayalım, o zaman nasıl bir ailede? Oldukça da çekirdek aslında, hani çok da Türk halkının alışkın olduğu bir aile. Bir erkek kardeşim var, işte annem, babam, ben şeklinde büyüdük. Oldukça sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Çünkü annem gerçekten de böyle sevgisini çok ortaya koyan bir kadındır. Onun dışında abla olduğum için, kendimden 6 yaş küçük bir erkek kardeşim var, abla olduğum için biraz hep abla abla büyüdüm. O yüzden de öyle diyorum ben, 35'ten sonra hani bütün çılgınlıklarımı ortaya çıkarmaya başladım diye. Daha küçükken abla olduğun zaman birazcık daha abla abla oluyorsunuz çünkü. Eğitim hayatım ise bayağı renkli aslında. Çünkü ben eğitim almayı çok seviyorum, hala devam ediyor. O yüzden bir sürü CV'me baktığın zaman farklı farklı eğitimler var. Bazen de insanlar o ne iş alaka, bu ne alaka diyorlar ama ben seviyorum kendimi geliştirmeyi, farklı alanlarda bir şeyler öğrenmeyi. Eğitimin ömür boyu süren bir şey olduğunu düşünüyorum. Öğrenimin ve eğitimin diyeyim. Hayata bilim insanı olarak başladım. Şimdi film insanı olarak devam ediyorum diye konuşmalarımda öyle anlatıyorum. Gerçekten de işte gerek Kadıköy Üniversitesi'nde gerek sonra cerrahpaşa tıp fakültesi tıbbi biyolojik bilimlerde hep böyle bilimle iç içe olan, Türkiye'nin bu anlamda moleküler tıp konularında ilklerinin yaşandığı dönemlerde onların içinde olan biri oldum. Hala da bilimi çok severim ve dünyayı da bilimin kurtaracağına inanıyorum. Aktif bilimin içinde olan insanlara da hem böyle gıptayla hem de takdirle bakıyorum diyeyim. Cerrahpaşa Üniversitesi'nden olduktan sonra biyoloji ve genetik alanı lisans ve doktora yaptım, yine üniversitede asistan olarak kaldım. O sırada ilaç endüstrisiyle tanıştım. Aslında hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi. İşte yabancı dilim iyi, konuşmam iyi, böyle çok konuşuyorum. İnsanlarla sosyal ilişkilerim iyi diye benden bir takım destekler almaya başladılar. O dönemde de endüstri Türkiye'de hızla büyüyordu. Ben de keyifle onlara işte çeviriler, bir takım konuşmalarda destekler başladım. Ve o iş bir anda büyüyünce bir hocamla birlikte dedik ki biz bunu şirket haline getirelim. Çünkü burada bir sektör, bir alan oluyor. Gerçekten de şu anda işte yabancıların healthcare communication dedikleri sağlık iletişimi, sağlığın doğru hedef kitlelere doğru şekilde aktarılması tabanlı bir iş aslına bakarsanız. Halka ayrı konuşmanız lazım. Hekime, eczacı, yani sağlık çalışanlarına ayrı konuşmanız lazım. İşte mecranıza göre ayrı konuşmanız lazım gibi gibi. Onların ilk tohumlarını biz o zaman 1990'lı yılların başlarında atmış olduk bu sayede. İşte 93-94 falan bizim bu işlere başlamamız. Ben tabii bir dönem üniversiteyle birlikte yürütürken işler çok büyüyünce bir dönüm noktası oldu ve istifa edip üniversiteden o şirketin başına geçtim. Benim ilk girişimcilik deneyimim o işte. Daha çok genç yaşlarda, 23-24 yaşında bir şirketi yönetmeye başladım. Adı neydi şirketin? O zamanki adı Deomed'ti. Deontolojik işte tıp anlamında Deomed'ti. Fakat tabii şirket kurunca başka şeyleri de öğrenmeniz gerekiyor. Yani sadece bilim bilmek sizi bir yerlere taşımıyor. İnsan yönetiyorsunuz, yanınızda çalışan insanlar var. İşte Marmara Üniversitesi İşletme Master'ı yaptım. Yurt dışına gittim. NLP, Nörolingüistik Programlama okudum Fransa'da. Sonra Londra'da koçluk ve imaj danışmanlığı eğitimleri aldım. Ki hani ben bir yönetici oluyorsam o zaman daha iyi bir takım yetilerim olması lazım ki çalıştığım insanlara daha iyi liderlik edebileyim diye. Bu süreç bu şekilde endüstriyle birlikte çalışma süreci bir 10 yıl devam etti. Ve ben 10. yılda dedim ki ben kendi şirketimi kuracağım ve o zaman işte tek başıma ikinci girişimi yaptım. Bir kadın olarak hani kendi başına bir şirket kurmak o zamanlarda daha zordu bugüne göre. Şimdi bugün biz kadınları bu konuda destekliyoruz. İşte kadın girişimciler, kadınların iş hayatına girmesi, kendi işlerini kurması noktasında ama o dönemlerde işte 1990'ların sonu, 2000'lerin başı çok da alışkın olduğumuz şeyler değildi. Sonra işte kendi şirketimde yine endüstrinin farklı alanlarını, özellikle eczane, biyoteknolojik ürünler konusunda uzmanlaşmışken bu arada da Türkiye'de yeni bir wellness hareketi vardı. Onun içinde yer aldım. Sağlık. İkinci şirketinizin de adını söyleyeyim ve hangi alanda olduğunu. Onun adı da Medical Iksirlerdi. Medics diye kısaltılmıştı. O Medical Iksirleri bir gün bir telefonum çaldı.
Ve bana bir aracı kurum dediler ki sizin şirketi bir Amerikalı şirket satın almak istiyor. Bana o zaman çok tuhaf geldi. Hani şimdi tabii bu tip şeylere çok alışkınız. Öğrencilerle konuşurken de söylemiş, size anlatıyoruz. Exit yapmak, şirketinizi başka bir yabancı şirketle birleştirmek falan. O zaman bana çok tuhaf geldi. Hatta birazcık da böyle ya ben hani bu kadar emek kurdum bu şirketi, bu kadar çaba sarf ettim, niye başka bir şirkete vereyim diye. Fakat o da ayrı bir dönüm noktası. Şunu fark ettim ki hani ben üniversitede asistanlık biliyorum, kendi şirketimi kurmayı biliyorum, şirket yönetmeyi biliyorum ama bilmediğim bir takım know-how'lar var. Özellikle de global şirketler, yönetim kurulunda yer almak, işte büyük bir yapının içinde o yapının bir parçası olmak ve kabul ettim gerçekten de. İlk exit'i o zaman yaptım. Sonrasında Ogilvy Common Health denen şirketin hem genel müdürü oldum hem de aslında yönetim kurulu üyesi oldum. Çünkü o bölümünde bütün sorumluluğu bendeydi. Sonra bir 3 yıl sonra şirket bana dedi ki şirketi daha büyütmemiz lazım. Türkiye'de daha ne kadar büyüteceksin? Türkiye'de büyütme alanları daraldığı için ben dedim ki Orta Doğu'ya gidiyorum. Dubai'ye gittim. Dubai merkezli aynı şirketin Orta Doğu operasyonunu, Middle East, North Africa dediğimiz Kuzey Afrika'yı, hatta Güney Afrika'yı kapsayan bir operasyon kurdum 2 sene Dubai, İstanbul'u yaşayıp. Sonra o dönemde danışmanlık verdiğim firmalardan bir tanesinin bir büyüme hareketi vardı. Fabrika açılıyordu, Ar-Ge merkezi açılıyordu. Benim de altyapımda bilim var, üstünde satış, pazarlama, insan kaynakları vesaire gibi konularda da geliştirdiğim için kendimi bana genel müdürlük teklif ettiler. Zade Vital. Zade Vital benim hem çalışmaktan çok keyif aldığım hem de ülkenin gururu olan bir marka haline geldi. Çok keyifli bir 5 yıl geçirdim Zade Vital'de. Son 2 yılında da yine Ogilvy'de olduğu gibi bu sefer Amerika pazarına Zade Vital markasını götürmek üzere Chicago, İstanbul'u yaşamaya başladım. Benim hayatımda böyle zaman zaman farklı ülkelerde farklı deneyimler var. Bana da çok şey katıyor. Gerçekten de hem dünya görüşü anlamında hem hoşgörü anlamında gerçekten farklı insanları tanımak insanı bambaşka bir inkişaf noktasına taşıyor diyeyim. Sonrasında Chicago'daki artık hani hem benim yapacaklarım bitmişti hem de artık Türkiye'de çocuklar var. Çocuklar ve annem özellikle gel artık dediler ve geçen sene 2019 sonu itibariyle Türkiye'ye döndüm. Not Kozmetik de yine Türkiye'de ilk yapılanmalarından itibaren global yapılanmanın başladığı, fabrikanın Türkiye'de kurulduğu Not Kozmetik aslında bir marka tabii, Not markası. Bizim global şirketimiz Altona Kozmetik ve 85 ülkede operasyon yürütüyoruz. Bunların bir kısmında ofislerimizin olduğu ülkeler var özellikle. İşte Fransa, Rusya, Orta Doğu, yine Dubai, Kanada, İngiltere gibi. Fakat ilk fabrika İstanbul'da kurulduğu için ben o dönem yine onlarla beraber çalışma fırsatı bulmuştum. Üretim sevdiğim için bana dediler ki gelir misin genel müdür olarak? Dedim gelirim, kozmetik olacak, işin içinde üretim olacak, niye gelmeyeyim? Çünkü aslında Türkiye'ye döndüğümde yine kendi şirketime devam etme planlarım vardı. İşte bir takım sosyal girişimlerim, kadınların emeği gibi sosyal girişimlerim beni çok heyecanlandırıyordu. Fakat kozmetik olunca hayır diyemedim. Ve 1,5 yıldır da Not Kozmetik Global Genel Müdürü olarak devam ediyorum. Hikaye böyle. İşte 3 kızım var, 24, 22, 19 yaşında. Her sene bir yaş atıyorlar. Onun için hesaplıyorum kaç oldular bu sene diye. Yazı yazmayı çok seviyorum. O yüzden 4 tane şiir kitabım var, 2 tane temalı kitabım var. Köşe yazıları yazıyorum. İşte bloglarda yazıyorum, çeşitli bloglarda. Hani böyle ilgi alanı, hani kadın sadece çalışıyor mu diye sormasınlar. Öyle şeyler yapıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini seviyorum. İşte Kadınların Emeği platformu benim kurduğum, arkadaşlarla devam ettiğimiz bir platform. Yine Golden Girls diye bir sosyal girişimimiz var yine liseden arkadaşlarımla. Onun dışında köy okulları, köy öğretmenleriyle haberleşme derneğinde aktif çalışıyorum. Pembe Hanım Kanser Hastası Derneği'nde yine çalışıyorum gibi böyle. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde, Professional Women Network'te elimden geleni, elimi taşın altına koymaya çalışıyorum. Artık 50 yaşına gelince bunları yapmamız gerekiyor. Hani ben payback zamanı diyorum, geri ödeme zamanları geldi. Ya bize doğanın, tanrının, Allah'ın işte neye inanıyorsanız verdiklerini geri ödeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Siz konuştukça, anlattıkça ben sürekli burada böyle dudağınız hani hayranlık içinde, onu da yaptı, onu da yaptı. Yani hem bir dolu eğitim hem iş hayatı. Hani biz genelde iş hayatına girince eğitimi boşluyoruz. Hani genel tavır bu şekilde. Oysa hep eğitim, hep eğitim, eğitim. Müthiş bir kariyer, müthiş bir yolculuk. Hem girişimcilik var hem de
global şirketleri çok daha üst seviyelere taşımak var. Büyük bir başarı, gerçekten hayranlıkla dinledim sizi. Peki şimdi siz Not Global Genel Müdürüsünüz. Biraz bize bu pozisyonu anlatabilir misiniz? Hani benim hiç bilmediğim bir pozisyon bu. Bir global genel müdür ne yapar? Neler yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Biraz aktarabilir misiniz? Hani biraz da bunu şu yüzden soruyorum. Hani kadınların hedefi olsun. Bir genel müdür olmak isteyen kadında hangi özellikler olmalı? Biraz da rol model olarak bizi dinleyenlere aktarayım istiyorum da o yüzden. Aslında genel müdür değil, her pozisyonda hani sadece kadınlar için değil, erkekler için de böyle ama hani kadınlar için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tutku çok önemli. Hani yaptığınız işe olan tutkunuz, iş olarak değil, yaşam biçimi olarak görmeniz çok önemli. Ben hep öyle derim, yani bunca 30 yıldır neredeyse iş hayatındayım ama kendimi çalışmış gibi hissetmiyorum. Böyle hep keyif aldım, hep böyle yani ne güzel bugün de işe gidiyorum noktasında gittim. O yüzden arkadaşlar, genç arkadaşlar ilk önereceğim şey tutku duydukları, heyecan duydukları işleri yapmaları. Her zaman çok mümkün olmuyor belki ama aramazsanız da bulunmuyor. Yani onu aramanız lazım, tutkuyla aramanız lazım. Ben ne yapıyorum? Şöyle, tabii biz dedim ya biraz önce, üretim yapan şirket. Yani ben elime bir ürün almayı çok sevdiğim için üretim yapan şirketleri seviyorum. Bizim bir fabrikamız var. Dolayısıyla ürün üretiyoruz. Ürün üretebilmemiz için de bir süreç var. O süreç, çünkü sadece var olan ürünleri üretmiyoruz. Yeni ürünler ekliyoruz bütün şeyimize, portföyümüze. O yüzden de ilk önce portföyün gelişmesi için çalışmalar yapılıyor. NPD dediğimiz yeni ürün geliştirme bölümümüzle birlikte bir kere yeni ürünler üstüne, her hafta onlarla toplantı yapıyoruz. Bu sene neler çıkaralım, hangi renk ruj olsun, nasıl bir maskara olsun falan gibi. Ondan sonra fabrikayla bunların üretimlerinin koordinasyonu. Tabii bu fonksiyonların her birinin başında kendi müdürleri var ve çok da yetkin, yetenekli arkadaşlar, çok da güzel yönetiyorlar hepsini. Bu üretim ve iş geliştirme tarafı. Onun dışında orada bir de ARGE var. Çok nitelikli yine bir ARGE müdürümüz var. Çok gerçekten içerikleri çok güzel ürünler üretiyor ARGE'de ve ondan sonra da fabrikada onu destekliyor tabii ki. Bunun tabii ürettiğiniz ürünün bu sefer de satılması ve pazarlanması var. Eski patronum kulakları çınlasın şey derdi, en güzel ürünü bile üretseniz satamadığınız sürece bir anlamı yoktur diye. Gerçekten de hani bir taraftan da işte bunun pazarlama ve satışının yapılması gerekiyor. Öyle fonksiyonlarımız var. Mesela bizim global pazarlamamız Paris'ten yönetiliyor. Fransa'da ve oradaki işte operasyonun yine haftada bir ya da iki oradaki operasyonun başıyla birlikte toplantılar yapıyoruz. Aslında bu pandemi bir rahatlık sağladı. Çünkü eskiden bunları fiziksel yaparken şimdi çok daha hızlı, çok daha rahat dijital ortamlarda yapabiliyoruz. Yine satışın organizasyonunun yapılması için satış müdürleriyle ve satış elemanlarımızla birlikte bunların rotasyonları var. Başka ne varsa, saha ekiplerimiz var. Onların motivasyonu var. İnsan kaynakları var. İnsan kaynaklarının insanların motive, pandemide en çok bunun üstüne çalışmamız gerekti. Yani evlerine çektiğimiz insanları nasıl motive edeceğiz? O bütünlüğü nasıl koruyacağız? Bir kısım fabrikada çalışmak zorunda duruyor. Yani bizde çok da farklı alanlarda çalışan ve farklı profillere sahip insanlar var. Bunların içinde farklı motivasyonlarını nasıl sağlayacağız gibi gibi. Yani hani gün 24 saat gün çok zor yetiyor bana. Böyle devam ediyor sevgili Tülay. Bayağı yoğun bir tempo. Peki Not Kozmetik'te kaç çalışan var ve bunların kaçı kadın ve eşitliğin sağlanması için siz şirket olarak neler yapıyorsunuz acaba? Not Kozmetik'te 400'e yakın kişi çalışıyor ve son bir röportaj için hesaplamıştık. %62 kadın. Özellikle biz kadın ürünü ürettiğimiz, yani bir kadın markası olduğumuz için ve de üretim alanında bizim çok sayıda kadın çalışanımız var. Çok sayıda mavi yakalı, pembe önlüklü, çok da tatlı kadınlarımız var. Üst yönetimde de yine hemen hemen yarı yarıya gibi kadın ağırlığımız var. Biz hem kendimiz bir kadın markasıyız hem de kadın varlığını destekleyen bir markayız. Ben çalıştığım bütün yerlerde aynı şeyi söylüyorum. Kadınlar eşit haklara sahip olana kadar ben yönetim olarak pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden de hani Not hem kadını seven, hem kadınlar için bir şeyler üreten, hem de kadınların eşitliği için çalışan markalardan bir tanesi diyeyim. Peki hangi çalışmaları yapıyorsunuz kadınların haklarına yönelik? Kreş olabilir,
Karne günü, izin günü vesaire ya da başka neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle biz bir kere hani kreş vesaire zaten fabrikanın çalıştığı alanın kendi imkanları var. Biz serbest bölgedeyiz. Oranın birçok imkanı var. Şimdi kadınlara tabii ki özellikle de statüleri gereği bir takım ihtiyaçları olduğu zaman bunları pozitif farmacılık yapmamız gerektiğine inandığımı söylemiştim. Gerçekten de işte fabrikanın içinde süt sağma odası vesaire gibi alanlar yarattık. Hani oralarda onların konforunu sağlamaya çalışıyoruz. Zaten ağırlıklı kadın çalışanımız olduğu için kendileri rahat hissedecekleri bütün ortamları da sağlıyoruz. Onun dışında izin noktasında normal yasal izinlerinin dışında daha fazla izne ihtiyaç duyduklarını hiçbir zaman engel çıkarmıyoruz. O izinlerini veriyoruz. Bunun dışında da farklı alanlarda dünyadaki örnekleri inceliyoruz. Benim fantezilerim var onları gerçekleştirme konusunda. İşte yönetim kurulunda tartışıyoruz. Farklı neler yapabiliriz kadın hakları konusunda diye. İşte kadınların bazı ülkelerde menstruasyon izinleri var. Hani oraya kadar taşıyabileceğimiz birçok proje var. Onlar üstünde de çalışıyoruz tabii. Bazı şeyleri elde etmek çok kolay değil tabii onun üstüne çalışmanız, bir şekilde ikna etmeniz, çalışanları da ikna etmeniz. Yani sonuçta bir tarafta da erkek çalışanlar var. Onları da çok fazla şey yapmamak lazım. İncitmeden hepsini toparlamak lazım. Ama benim genel prensibim kadın ya da erkek çalışanın mutlu çalışması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki pandemi oldu. Tabii o noktalardaki planlarımız biraz aksadı. Daha fazla şey yapabilirdik. Ama kendilerini iyi hissetmeleri için ellerinden geleni yapıyoruz. Daha önemlisi bu pandemi döneminde sağlıklarını korumak için çok çalışıyoruz. Bizim güzellik uzmanlarımız var sahada. Hemen onları mesela pandemi başında hemen ilk yaptığımız iş bütün firmalardan önce evlere çekmek oldu ki koruyalım diye. Sonrasında tekrar geri döndükleri zaman ciddi tedbirler aldık. Bu arada kozmetik sektöründe ilk COVID free sertifikasını Türk Standartları alan biz kozmetik şirketiyiz, fabrikayız. Dolayısıyla bu sertifikayı alabilmeniz için ilk önce çalışanlarınızı iyi koruduğunuzu ispatlamanız lazım. Sonra da ürünlerinizi bu ortamda yaptığınızı ispatlamanız lazım. Yani biz ilk önce çalışanımızı koruyoruz. Ondan sonra da arkası geliyor zaten. Tabii sormadan olmaz. Şimdi bu pandemiyle pek çok alan, pek çok sektör farklı etkilendi. Sizin sektörünüz, kozmetik sektörü nasıl etkilendi? Yani bu dönemde kurumsal hayatın içinde, sosyal hayatın içinde olamamak kadınları nasıl etkiledi? Hani güzellik ürünlerine ilgi arttı mı, azaldı mı? Hangi ürünlere ilgi arttı ya da azaldı? Vallahi tabii şimdi biz hep derslerde bile şey söylerdik, pazarlama derslerinde. Krizlerden etkilenmeyen iki sektör vardır. Bir tanesi kozmetik, bir tanesi de sigara derdik. Sigara ne durumda bilmiyorum, bakmadım ama kozmetik dünya tarihinde ilk defa küçüldü. Tabii ki neredeyse %50'ye varan küçülmeler var dünyanın farklı yerlerinde. İşte en son raporlarda %35 ila 55 arası bir küçülmeden bahsediliyor. Tabii küçüldü. Neden küçüldü? Birincisi maske çok ciddi etkiledi. Yani daha önceki krizler hep ekonomik kriz olurdu. Ekonomik krizde ise yapmanız gereken şey kendinizi iyi hissetmekti. En ucuza kendinizi iyi hissedeceğiniz şey kadın olarak makyaj yapmaktı. Ama şimdi maske yüzünden makyaj yapamıyoruz. Yani ruj süremiyoruz, fondöten sürmek istemiyoruz falan filan. İkincisi çok eve kapandık. Eve kapanınca sosyalleşemediğimiz için evet makyajı kendimizi iyi hissetmek için yapsak da bir miktarda tabii insanlara karşı çıkarken kullandığımız bir yöntem olduğu için o da sekteye uğradı. Yani mecburen küçüldü. Yapacak bir şey yok. Hı hı hı. Peki ne bekliyor sizce kozmetik sektörüne baktığınız zaman pandemi bir yandan aşılama devam ediyor. Aşılama ve sonrası dönem için beklentiniz, öngörünüz ne? Şimdi normale döndüğümüz zaman bir kere bir raporlarda bunu okuyoruz hep. Bir rebound dediğimiz insanların yapamadıklarını yapma özlemiyle bir şeyleri belki abartarak yapmasını göreceğiz diye düşünüyoruz. Herkesin de aldığımız geri bildirimler de o şekilde. Yani bize genellikle ya şu pandemi bitse de işte çıksak şöyle eğlensek, böyle süslensek, böyle alışveriş yapsak gibi şeyler var. Bu hani rebound tepki şeyini göreceğiz bir dönem. Ama sonra şimdi biliyorsun sevgili Tülay, biz hep eğitimlerde de söyleriz davranış değişikliği zaman gerektirir diye. Ve biz pandemiyle birlikte bir yıl oldu neredeyse davranış değişikliği olabilecek zamanı geçirdik.
aslında bir takım davranışlarımız değişti ve değişecek. Bunu da görüyoruz. Örneğin yıllardır biz şey konuşuyorduk. İşte cumaları isteyenler evden çalışır mı? İşte flexible çalışmalara geçebilir miyiz? Bilmem ne bilmem ne. Ama hep konuşuyorduk. Hiç bunu gerçekten uygulayan işte bir takım Amerika'daki Microsoft gibi, Facebook gibi falan şirketler dışında da bunu yapabilen olmamıştı. Ama şimdi raporlara bakıyorsunuz. Herkes dönüşte hibrit çalışmaya geçecek. İşte her gün bir şeyde okuyorsunuz. İşte şu şirket artık hibrit çalışmaya geçti. Bu şirket artık haftanın 3 günü evden, 2 günü bilmem ne çalışacak. Bir sürü böyle haber. Dolayısıyla davranışımız değişti. Bu kesinlikle böyle. Makyaj davranışımız da mutlaka bir değişikliğe uğrayacak. Ama kadın doğası o çok eskiden beri taşıdığı kendini iyi hissetme. Biz makyajı güzelleşmek olarak görmüyoruz. Her kadın güzel. Ama kendinizi iyi hissetmeniz için. İşte mesela bugün kendinizi solgun görüyorsanız birazcık kirpiklerinizi biraz zayıf görüyorsanız onu güçlendirmek gibi bir şey. Yoksa biz kadının güzelliğine çok ciddi anlamda inanıyoruz. Makyaja ihtiyacı yok güzel olmak için. Güzel olmak için iyi hissetmeye ihtiyaç var. Çünkü aslında güzellik dediğiniz şey içinizden gelen o enerjinin karşınıza yansıması. Ve o enerjiyi de işte kırmızı bir ruj bazen iyi bir maskara vesaire bununla karşılayabiliyorsunuz. Maske olsa da olmasa da biz kadınlar makyajı seviyoruz dediğiniz gibi. Evet. İyi hissetmenin araçlarından biri. Evet, makyaja ihtiyacımız yok ama makyajla kendimizi daha güzel hissediyoruz. Orası kesin. Kesinlikle. Konuyu biraz kadınların, çalışan kadınların sorunlarına yönlendirmek istiyorum. Siz hem girişimci olarak hem de çalışan olarak hem de yönetici olarak pek çok şirkette çalışmış, çok deneyim sahipsiniz. Sizin gördüğünüz neler var? Kadınlar, çalışan kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar ve bu sorunların çözümü için tavsiyeleriniz ne olur? Şimdi biz bunu farklı platformlarda, farklı şekillerde konuşuyoruz. Yani yönetim kurumunda kadında da konuşuyoruz, Professionals Women's Network'te de konuşuyoruz. İlham veren kadınlar, yani kadının emeğinde biz onlara ilham veren kadınlar diyoruz. Kadının emeğinde de konuşuyoruz. Hepsinin farklı dertleri var. Çünkü kadın olmak gerçekten, iş hayatında kadın olmak hiç kolay değil. Ne türde çalışırsanız, yani yönetici de olsanız, kendi işinizde kursanız hiç kolay değil. Çünkü aslında hep kadının birincil işi evidir, çocuklarıdır vesaire gibi bir algı var. İş ise eşle yapsa da olur, kendini iyi hissetsin, işte eve bir miktarda para getirsin gibi bir algıyla ortaya çıkıyor. Bu tabii dünyanın çeşitli yerlerinde farklı. Türkiye nerelerde diyelim, ortalarda herhalde. Biz tabii kendi tarafımızda daha pozitif tarafını, daha yüksek, güçlü tarafını görsek bile Türkiye'nin çeşitli yerlerine gittiğiniz zaman kadının işte demin başka bir röportajda konuşuyorduk, işte aile içi şiddet, kadınla ait şiddet vesaire gördüğü yerlerde kadının iş hayatında işte erkeklerle birlikte kendini ortaya koyarak çalışmasının çok ütopik olduğu yerler de var Türkiye'de. Bu yüzden sorunları tek bir sorun gibi algılayamayız. Türkiye çok heterojen, çok hani çeşitlilik gösteren, yabancıların diverse dedikleri bir yapı aslında. Kadının iş hayatı bu şekilde irdelenmeli. Fakat mutlak surette devlet, onun dışında gücü olan herkes kadının iş hayatına, kadının ayakta durabilmesine destek olacak her şeyi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çok önemli. Bunun iki önemi var. Bir, kadın kendini güçlü hissettiği zaman güçlü nesiller yetiştirebiliyor. Kadının kendine olan güveni çocukları büyütürken çok önem kazanıyor. Daha da önemlisi kadın beynine aslında iş hayatının çok ihtiyacı var. Çünkü nasıl evde farklı görevler üstlendiyse kadın erkek olarak, bugün anatomimizden, fizyolojimizden, psikolojiden kaynaklanan farklılıklar, erkek beyni farklı düşünüyor ve bu farklı düşünmenin ortaya çıkardığı verimliliği de iş hayatında mutlak surette kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki acaba böyle alt alta birkaç madde söylemeniz gereğini istesem söyleyebilir misiniz? Yani kadına yönelik şiddet birinci sırada. Sonra hangi sorunlar geliyor çalışan kadınların karşısında? Ha, sorunları mı sıralamamı istiyorsun? Evet. Şimdi kadına yönelik şiddet şey olarak, önem olarak evet birinci sırada. Ama hacim olarak belki başka daha hacmi büyük sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi istihdam mesela.
Hani yine raporlar çıkıyor, pandemide işini kaybedenlerin büyük bir kısmı kadın diye. Demek ki bu ne oluyor? Bir şekilde hala şey algısı var, işte kadın zaten çalışmasa da olur. İşte erkeğin çalışması olmazsa olmazdır ama kadın çalışmasa da olur gibi bir algı hala var. Bence hani kadın istihdamı birinci sırada. Çünkü onun hacmi daha büyük. Ama etki, çözümlenmesi gereken sorun anlamında baktığın zaman kadına şiddet, aile içi şiddet önemli bir sorun. Orada tabii gelecek nesillerin de travmatize edilmesi söz konusu. Yani şiddet gören bir anneyle ya da kendi de şiddet gören bir çocuk daha sonrasında travmatik bir başlangıç yapmış oluyor ki bu da birçok şeyi, birçok dengeyi bozuyor. Üçüncü olarak... eş haklar tabii ki. Şimdi bir tarafta istihdamı konuştuk, bir tarafta da istihdam ediliyorsunuz ama haklarınız eşit mi? Eş haklar konusu var. O da çoğu zaman öyle değil. İşte dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere erkeğin aynı pozisyon için daha fazla ücretlendirildiğini vesaire biliyoruz. Ya da işte kadının kadın olması sebebiyle gerekli haklara sahip olamadığını biliyoruz gibi gibi. Dördüncü olarak sorun... kadının aslında yeteneklerinin iyi kullanılamaması. Çünkü kadının o çok fonksiyonluluğu aslında iş hayatında doğru kullanılırsa çok farklı yerlere gelebilir ama yeterince kullanılamıyor. Beşinci sorun kız çocuklarının eğitilmemesi. Belki bence bu beşinci sorun değil, daha da ön plana gelen bir sorun. Hani benim aklıma beşinci geldi diye. Kız çocuklarının eğitimi var. Kız çocukları erkek çocukları kadar hatta daha fazla eğitilmeliler. Çünkü daha güçlü durmaları gerekecek hayatları boyunca birçok noktada. Altı, ne kadar çok sorun saydım değil mi? Altıncı sorun girişimcilik noktasında kadınların, yani girişimcilik noktasında zaten hani genel anlamda engeller vardı. Şimdi yavaş yavaş bu engeller gidiyor ama kadınların önündeki engeller daha fazla, onların önünün açılması gibi. Hani bu kadar sayayım, daha fazla düşünürsem çok şey gelir. Evet, daha da çıkar. Çok var gerçekten de. Peki bu sorunların çözülmesi için kadınlara ve erkeklere tavsiyeniz ya da çağrınız ne olur? Bununla röportajımızı noktalamak isterim. Ya şimdi tabii bazı sorunlar var ki çok daha üst düzeyden çözümlenmesi gereken. Yani işte devletin, devlete ait kurum kuruluşların, özel sektörün işin içine katılması. Ama ben bireylerin sosyal sorumluluk bazında yaptıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ses çıkarmak, kamuoyu oluşturmak. Bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak, dikkat çekmek. Ya ben bununla ilgili bir şey yapsam ne olacak mantalitesiyle devam ederseniz, hele ki tuzu kuru olanlar, bir yerlere gelemiyoruz. Çünkü ne kadar çok gürültü çıkarırsanız, ne kadar çok ses çıkarırsanız, devletin ya da devletin kurum kuruluşlarının daha çok dikkatini çekiyorsunuz. Kamuoyu oluşturmak çok önemli bir şeydir. Onun dışında güçlendikçe iş hayatında belli haklara sahip olmuş insanların daha fazla o güçlerini bu tip alanlarda kullanması gerektiğine inanıyorum. Bunun bir payback, demin de söylemiştim, geri ödeme olduğunu düşünüyorum. Yani bizler gibi şanslı, parantez içinde, çünkü çok belli imkanlara sahibiz, çok şükür önümüzde çok büyük engeller olmadı ki buralara gelebildik vesaire vesaire. Bunlara sahip olduğumuz için bir teşekkür, bir şükür olduğuna inanıyorum ve bunlara sahip olamayanlara yol açmak, onların önündeki engelleri kaldırmak için bir tane taşı bile kaldırabilsek bu bir şeydir. Birisi bir taş kaldırır, öbür taşı kaldırır, yol açılır. Bütün taşları kaldırmak zorunda değiliz bir birey olarak ama tek tek taş kaldırarak bile birilerinin yolunu açabiliriz. Ben herkesin bu anlamda bir oturup kendi kendine düşünmesi ve ne yapabilirim diye en azından kafa yorması gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşiydi. Not Kozmetik Global Genel Müdürü Beril Koparal bizimleydi. Ben teşekkür ediyorum.